Sosyal fobi tedavisinde üç türlü yaklaşım söz konusu aslında. Sadece farmakoterapi dediğimiz psikiyatrların yaptığı ilaç tedavileri olabilir. Sadece psikologlara gidilebilir, psikoterapi alınabilir ama en verimli, en çok sonuç alanı kombine tedavidir. Yani hem psikiyatrların aranje ettiği farmakoterapi hem de psikologların ya da terapi bilen psikiyatrların yaptığı klinik psikoterapik uygulamalardır. Psikoterapide davranışsal yöntemlerden bahsedecek olursak, öncelikle duyguları, düşünceleri ve davranışları monitörlemeyi, sosyal fobiyi besleyen ve yüzleşme davranışını baltalayan, sabote eden düşünceleri ortaya çıkaran dinamikleri ve kök inançları bulmamız lazım. Daha sonra o düşüncelerin detaylı bir analizi yapılır. Bu davranışsal yöntemde bakıldığı zaman bilişsel tarafa daha çok yakın bir yaklaşımdır. Kişinin bilişlerini, onları ne kadar çarpıttığını, ne kadar genellediğini ya da işe yaramayan düşünceleri sürekli bir biçimde yinelediğini, tekrarladığını ve fazla genellediğini gördüğümüz zaman terapide buraya müdahale edilir. Davranışsal olarak da belki bir hiyerarşik sıralandırma yapılıp yavaş yavaş nasıl diyelim ona duyarsızlaştırmak için bireyi ufak ufak expose etmek deriz. Biz psikologlar exposure derler ama maruz bırakma diyebiliriz. Yani kişiyi kontrollü bir biçimde belli süreler boyunca davrandırarak yani hep kaçındığı davranışta yüzleştirerek oradaki düşünceleri ve duyguları kontrol etmesine ve düşünceleri değiştirmesini sağlamak için davranışsal egzersizler veririz. Metodik oyunculuğa yakınsar bir yöntemde aslında uyguladığımız yöntemdir. Oyuncuların rollerine girip psikoloğa o roldeki danışan gibi geldikleri bir uygulamanın da içinde olduğu bir süreçtir.